Ayın 22'sinde FED toplantısı var. Sonuçlar açıklanacak. Büyük ihtimal FED olduğu konumu koruyacak faiz oranlarında. Varlık arımlarıyla ilgili kararı var. Benim tahminim ancak bu önümüzdeki toplantı yok, FED toplantısı. 3 Kasım'da var. Kasım'da belki varlık arımlarının Aralık ayında yavaş yavaş artılmasıyla ilgili karar alabilir. Büyük ihtimal faiz artırımına da bu toplantıda gitmeyecektir FED. Önümüzdeki ay yok. 3 Kasım'da karar alacaktır. Belki o noktadan itibaren 0.25'lik bir faiz artışına gidecektir. Amerikan 10 yıllıkları da hala 1.50-1.60 değerlerini bulamadı. İç konjektüre döndüğümüzde FED toplantısından bir gün sonra bizim Merkez Bankası toplantımız ve sonuçlar açıklanacak. Burada çok ince, hassas bir noktayı taşıyoruz üzerimizde. Öyle tahmin ediyorum ki ben. Ekonomistlerin, şahsımın da tahmin ettiği gibi çok büyük ihtimal değişime gidilmeyecek. Yani %19'da sabit tutacak. Aksi halde çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten bu sıkıntının ayak seslerini son bir haftadan beri çok net olarak hissediyor ve görüyoruz. 8.260'dan aşağı yukarı 3.20-3.30 civarında bir artış yaşadık, artı. Dolayısıyla bu boyuttaki bir artışı piyasanın sübvante edebilme şansı çok zor, çok az. Umarım ben aklı selim galip gelir ve açıklanacak olan sonuç bildirgesinde özellikle para kurulunun faiz yine %19 olarak sabit tutulabilir. Her ne kadar çekirdek enflasyonda düşüşten yetkililer söz ediyorsa da aslında manşet enflasyonu izlediğimizde yukarı doğru bir trendi çok net çıplak göze hissedebiliyor ve görebiliyoruz. Dolayısıyla enflasyon bu ay ve önümüzdeki ay %20'leri çok rahat bulacak. Ben onu geçmesinden daha endişe ediyorum. Umarım bu gerçekleşmez geçme noktasında. Özellikle bizim ÜFE noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. TÜFE'ye akışkanlık oluşturacak bu. %46'ya yakın bir ÜFE riskini taşıyoruz şu anda ülke olarak. İçinde bulunduğumuz konjektürde bir de Avrupa'daki işçilerin geri dönüşleri oldu. Piyasada 1,5 ay böyle bahar sürecini yaşadık, ancak gerçekten şu anda yüz yüzeyiz son 2 haftadan beri. Esnafın çok sıkıntılı olduğunu hissediyorum, biliyorum. Dengesizlikler ve dövizdeki bu uyumsuz fiyatın yukarı doğru çıkış trendi var olan çok sınırlı dengeyi de bozabilecek güçte, açık olarak ifade edeyim ben. Eğer %19'da kalır ise, ki büyük ihtimal kalacak, ben çok az da olsa, sınırlı da olsa TL'nin değerleneceğini düşünüyorum. Ancak bu değerlenme geçici olacaktır. Yani birkaç günlük bir geri gelişten sonra bu trendin yeniden yukarı doğru devam edeceği endişesini ben taşıyorum. 0.25 veya 0.50 sembolik de olsa siyasi erkin ifade ettiği o faiz düşüşüne eğer başlanırsa rakamsal olarak hiçbir manası yoktur 0.25 veya 0.50'nin, ama piyasa üzerinde oluşturacağı etki ve döviz üzerindeki negatif etki bizim düşündüğümüzün çok daha üzerinde olacaktır. Umarım böyle bir yanlışlığı yapmayız veya yapmazlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları son derece normal konjektürde yerinde, ancak uygulama alanında ben bahsedildiği kadar kolay olmayacağı kanaatini taşıyorum. Özellikle bu tip radikal kararların, normal karar değil bunların, yasalarla belli teminat altına alınmadan ve bu yasalar uygulanmadan yalnızca sözel uyarılarla hayata geçebileceği kanaatini taşımıyorum. Umarım bu iyimser düşünce biçimi ve şekli gerekli uygulama ve yasalarla ciddi bir biçimde, ölçülür, biçilir bir halde aktive edilir. İşte o andan itibaren ben gerçek anlamda fahiş fiyatlarla mücadele edebileceği kanaatini taşırım. Ancak içinde bulunduğumuz an veya zaman diliminde yalnız söylem bazında bunu başarabilmek çok da mümkün gözükmüyor benim açımdan.